Beni bulduğuna göre Selin'i de rahat bir şekilde bulmuştur. Çünkü kendisinin Facebook'unda herkese açık bir şekilde Ömer'le evli oldukları yazmaktaydı Selin'in diyor. Bu durumda Selin'den de yeni haber olmadı. Şimdi ne oldu da birlik oldular diyor. Üçüncü eş de bunu soruyor. Çünkü üçüncü eş de Selin diyor benim diyor. Ben diyor hamileydim, benim yuvamı yıktı diyor. Selin de Sevgi'den haberdardı. Sevgi de Selin'den haberdardı. Nasıl bu çocukları o zaman yaptılar diye soruyor. Hemen geliyorum. Müge Hanım, benim içeri girmem gerekiyor. Daha sonra konuşalım mı? Tamam, Ömer'den ne istediğini söyle işte. Yani tek kelime, ne istiyorsun Ömer'den? Tamam, Ömer'den istediğinizi zaten tekrarlayayım o zaman ben size. Şimdi bu tarz adamlar böyle dolaşıyorlar ya etrafta. Tamam. Bizim yapmış hatalarımız olmamıza rağmen ki... Yani tabii ki bunlarla karşılaşacağımı biliyordum. O yüzden de Sevgi Hanım'a çok da böyle medyaya yansımak istemedim. Çünkü herkes birbirinden her şeyi yanlış biliyor Ömer aracılığıyla yani. Ömer ona A derken bana B diyor, bana C derken ona D diyormuş. Biz bunları yeni öğrendik, yeni çıkardık ortaya. Hı. Herkes hakkında farklı farklı konuşup, herkese farklı farklı zaman dilimlerinde farklı yalanlar söylediğinden dolayı. Ha bu inanılır inanılmaz, biz kötü oluruz. Tamam yani ne yapsın onu Ömer Bey şu anda? Ben şimdi hep çözüm odaklıyım ya, yani ne yaparsa... Tamam. O zaman siz bize yardım edin. Yani bunun muhakkak bu Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an beraber olmuş olduğu bir kadın var ve bu kadın bize belli kişiler ismini vererek diyor. Çocuklarınızı elinizden alırız. Ondan sonucuma işte yurda koyarsınız, yurttan alırız. Ama hayatım, şimdi siyaseti falan karıştırmayın da Sevgi zaten kendisi vermiş yurda. Kimsenin tehdit etmesine gerek yok. Kendisi sen vermedin mi? Hayır. Onları o konularla alakalı. Hayır, yani kendisi şu an birlikte olduk. Ben kendi, beni tehdit ettiğiyle alakalı söylüyorum. Benim WhatsApp'ıma gelerek mesajlarım okundu. Bu WhatsApp'ıma gelip mesajlarımın okunduğuyla alakalı siber suçlara dava açtım. O sırada bana Savcı Bey dedi ki yapmış olduğun şikayet doğrultusunda aile içi konuya da giriyor. Aile Politikalar Bakanlığı'ndaki savcıdan da dedi bilgi al. Onunla ilgili de şikayetini tamamla. Ondan sonra dosyalar birlikte yürüsün dedi. Ben zaten bununla alakalı şimdi Ömer Bey'e de Ömer Bey'e şu an beraber olduğu 20 senelik işin... Siz neden şikayetçi oldunuz? Mesajlarınızı okudu diye mi? Evet, WhatsApp'ıma giriyor. Yanınızdayken. Hayır. Dışarıdan bağlanıyor IP'yle. Yurt dışı IP'yle bağlandığı için bunu telefonlarda da bana itiraf etti. Bir suç teşkil etmez yurt içi IP'si olmadığından dolayı. Beni şikayet etsen de bir suç teşkil etmediğinden dolayı ben ceza almayacağım. WhatsApp o numaraya ait bir şey değil mi? Yani ben başka bir numaradan kendi WhatsApp'ıma girebiliyor muyum? Girebiliyorum başka bir numaradan. Evet, giriliyormuş. Bana şifreler de geldi. Ben bunun suç duyurusunda bulundum. Benim amacım lütfen bunlar bu şekilde davranıp da bize ederlerken ya da bizimle alakalı atıp tutarlarken bunların muhakkak bir cezası vardır. Sevgi de dedi ki bunun cezası medyaya yansımaktır dedi. Medyaya yansıtalım dedi. Ben çıkmayalım dedim. Çünkü zaten bizim yanlış yaptığımız hareketlerimiz vardı. Tamam, bunda mutabıkım. Herhangi bir şey söylemiyorum bununla alakalı. Şu an oluşan durumla da alakalı herhangi bir şey söylemiyorum. Ben kabulleniyorum, ben üzerime alıyorum her şeyi. Yalnız şimdi 20 sene, ben neden ayrıldım biliyor musunuz? 20 senelik erkek arkadaşının, polis arkadaşının hanımıyla beraber oldu. Artık gerçekten tamam, ben bilmiyordum bir adam bir kadınla beraber olmuş. Ben çocuklarım olduğundan dolayı yani şöyle mi söyleyeyim? Aslında oturdu. Siz Sevgi ve Selin yani Sevgi'ye çok size gösterdiği ilgiyi Sevgi'ye göstermiyordu. O yüzden Sevgi'yi kabul ettiniz. Ama daha hayır, sonra etmedim. Size... Hayır, bana dedi ki ben... Ama etmişsiniz şimdi hamile kalmışsınız. Kaç aylık hamilesiniz? İşte bana anlattığı ben Sevgi'yle bir kere görüştüm. Çocuğu aldırması için parayı verdim. Çıktım, geldim, bitti dedi. Tamam ama Sevgi'yle hamile kaldığında sizin de çocuğunuz var. Benim çocuğum vardı. Benim çocuğum varken öğrendim tamam, ben onu. Tamam yani sizinle beraberken Sevgi'yi hamile bırakmış. İşte bilmiyordum ki Müge Hanım, bilmiyordum. Bilmiyordum. Gerçekten inanın bilmiyordum. Hayır. Sonra öğrendiniz ya şimdi nasıl hamile kaldınız? Ben Sevgi'yle görüştüğünü yine bilmiyordum. Ben ayrılmadan önce bakın benim MS hastalığım var. İlaç kullanıyorum ve zaten bu çocuğun yaşayabilme gibi ya da düzenli bir hamilelik geçirebilme gibi bir lüksü yok. Ben çünkü kötücüre tedavisi görüyorum.
Anlatabiliyor muyum? Şimdi de doktorun yanına geçeceğim. Beni ikidir çağırıyorlar. Tamam sen benim git o zaman hayatım. Git tamam. Haberim yoktu. Ama yok yani ama işte dava açıldığında ama dava açıldığında öğreniyorsun ya. Tamam ama bana dedi ki ben görüşmüyorum. Ben görüşmediğine ikna oldum. Benim yanımdan hiç ayrılmadı. Telefonlarını rahatlıkla karıştırdım. Her dakika biz beraberdik. Her gece evine geliyordu. Yani nasıl anlatayım ki size? Selin'cim anladım da senin çocuğun kaç doğumlu? 2014. 2014 doğumlu. Tamam. Seninkisi kaç? 2012-2013. 15. 2012-2015. Tamam. O da 2014 doğumlu. Yani seninle görüşürken sen ikinci çocuğuna hamile kalmadan önce Sevgi'yi de hamile bırakmış. Ondan sonra ikinci çocuğa sırayım. Sonra seni ilk tekrar hamile. Ben ikinci çocuğuma hamileyken Sevgi'nin annesi bana ulaştı. Tamam ve öğrendim. Ben öyle öğrendim. Ve bana dedi ki benim onlarla işim yok, ben görüşmüyorum dedi ve görüşmedi de. Tamam görüşmedi ama sonra artık şimdi görüşmek şöyle bir şey. Sorarım dersin derim ki Rahmi Bey sen oraya gittin mi? O da bana der ki gitmedim. Ama daha sonra tamam. Bebek olduğu ortaya çıkınca görüşmeden nasıl bebek olacak? Görüşmüş ki bebek tamam, olmuş. Hayır onu demiyorum. Ben çocuğu öğrendikten sonra görüşmediğini öğrendim. Evet çocuk oldu ben seni aldattım bir daha yapmayacağıma geldi bana. Tamam yani sen aldattığını sonra... anladın tamam bir daha olmayacak tamam. Dedin. Yani evet. Siz de bir daha ben yapmayacağım dağına. Ben 4,5 hamileydim zaten. Siz de bir daha yapmayacağım dağına inandınız. Ömer Bey de telefon attınız sessiz demiş. Kaldım. Ömer Bey ay günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Bilgehan. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Valla ben de iyiyim ama görüştüğünüz hanımlar gördüğünüz gibi çok iyi değiller. Allah yardımcıları olsun. Valla benim diyebilecek bir şeyim yok. Ben son anda karar verdim evine bağlanmayı. Bağlanmak istemedim zaten. Yok valla teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Siz bir anlatır mısınız? Ben anlamakta güçlük çekiyorum çünkü yaşananları. Yani bir mağduriyet var bunu kabul edin yani. Bir o hamile kalıyor bir yerde bir bu kalıyor bir o kalıyor bir bu kalıyor. Yani... Aslında şöyle bir söz söyleyeyim. Benim üçüncü ihtiyar eşim aslında her şeyi anlatmış. Kim anlatmış? Üçüncü eşim aslında her şeyi anlatmış orada. He. Ondan sonra. Yani burada benim üstüm attıkları suçları bir defa ispat edecekler. Zaten haklarında ceza davası açtım onların. Onları gidecekler ama çocuk mahkemede... olmuş. Çocuk olmuş artık daha ne ispat edecekler? Çocuk var ya. Hayır diyorlar ya böyle 8 kadınla birlikteymişsin. Daha bir sürü çocuğum varmış. Gazetelere çıkıp 7 kadının birbiriyle haberleri yok. 7 kadınla aynı anda evlendi. Haber kanallarına çıkıp beni kötülemeleri, aşağılamaları. Evet öyle 7 kadın yok. Için. Evet onu ben de şey yaptım. Baktım sonra 7 kadın yok. Oralarda evet hemfikiriz. Ama şimdi onlar da diyorlar ki yani bakın beyefendi tabii ki özel hayatınız bu sizin. Hani bana açıkçası dışarıdan karışmak düşmez. Ama sizinle o hayatı paylaşan kişiler bir de bebek sahibi oluyorlarsa tabii ki sizin hayatınızla ilgili söz sahibi haline de geliyorlar. Ben de şunu soruyorum Müge Hanım. Ben diyorum ki bunlar benimle birlikteyken benim birinci eşimden son kendilerine kadar hiçbirinden haberleri yok mu? Hiçbir şey saklamadım. Niye hiç kimsenin hiçbir şey saklamadım? Burada ben birinci eşimden ayrıldım. İkinci eşimle resmi evlendim. Üçüncü eşimden ayrılmadan... Senin zaten hayatınlaydı. Ben evi terk etmiştim. Evet mahkeme sözü dediği gibi uzun sürdü. Selin'den iki çocuğum oldu. Selin zaten kendisi diyor bize diyor bugüne kadar baktı diyor. Sevgi'ye gelince ben DNA testi davayı açan ben değildim. Ben her zaman için çocuğu kabul ettim. Sevgi'ye yazıyor. Ahu Baki diyor ki benim eniştemin ben senin kız kardeşiyim. Böyle bir kadınsın. Sevgi bana mesaj atıyor Instagram'dan diyor ki ben böyle böyle dava açacağım. Ben evet, sana açmadım. Sen kendin bana ulaştın. Ben sana ulaşmadım. Sen haklısın dedim. Ben sana ulaşmadım. Sen bana ulaştın. Peki niye davayı açıyorum? Çocuğun soyadı benim değildi. Demir yapmıştı çocuğun soyadını. Çocuğun soyadı benim olacaktı. Yani aslında Sevgi ya daha doğrusu Sevgi'nin Sevgi'yi kışkırtarak bana o kadar büyük iyilik yaptılar ki çocuğumun adının sırta koymasını sağladılar. Ben düzce mahkemeye... Tamam peki o zaman Selin biliyor muydu onunla beraberken, Sevgi'yle beraber olduğunuzu? En başından beri biliyor. Çünkü Selin... Neyi biliyorsun Sevgi'yi mi? Evet. Selin Sevgi'nin annesiyle de konuşuyordu.
Bu yani... Ben 2014 yılının 18 aralığında annesi beni aradı. Ben o zaman öğrendim. O zaman ben zaten kendi evimizde otururken... Yani Gelibolu'ya Sevgi geldiğinde, Merve'nin düğününde orada değil miydi? Orada görmemiş miydin Sevgi'yi? Peki siz ha? Niye? Peki siz Sevgi, niye? Sevgi kalkıp seni orada gördükten sonra otobüste İstanbul'a dönmemiş miydi? Nasıl hiçbirinizin birinizden haberi yok? Hepinizden haberi var. Yani siz kalkıyorsunuz hiç günahı, suçu tabii. Olmayan insanlara... Herkes haksız, sen haklısın zaten. Vallahi herkes haklıyım, haksız. Ben burada haklıyım, haksızım. Tabii, tabii. Tabii. Senin cezaevine girdiğinde, tabii. Ben seni cezaevinde görüp ziyaret ettiğimi, senin basit işlemene rağmen ben neden seni peşine bırakmadığımı, ben çocuğunu cezaevinde gördüğümü, bunları neyse anlatmıyorsunuz? Tabii. Orası beni ilgilendirmiyor. Benim kardeşimle olan bir şey seni ilgilendirmiyor. Sabah 7.30'da ne bana söylüyor? Sen 5.5 sene hiçbir şekilde bu çocuğa bakmadın. Ben baktım. Sen yoktun çünkü. Benim sana gönderdiğim para. Sen tatillerde gezerken, hayatını yaşarken kadınlarla o çocuğa ben baktım. Sen yoktun. Sevgi ben sana bir şey söyleyeyim. Benim bana bir şey söyleme. Ben de banka dekortlarında zaten mahkeme sundum. Evet, 5 aydır 6 aydır bakıyorsunuz zaten. Ömer Bey, peki şu an sevgiden olan çocuğunuz nerede biliyor musunuz? Biliyor, yurtta. Bununla ilgili Müge Hanım, sevginin, benim sevgiyle konuştuğumun ve sevginin aşırı derecede... Alo. Dinliyorum sizi. Sevgiyle benim telefon konuşmam benim kaydımda var. Sevginin birebir bana dediği kelime, ben bu çocuğu yurda vereceğim. Ondan evet, sonra ben bu ben daha gencim, ben hayatımı yaşayacağım. Ve ben Sevgi'ye o telefon konuşmasında diyorum ki, bu kayıt altında var bende. Tamam. Ben Sevgi'ye diyorum ki, bak Sevgi, sen çocuğu yurda